Evet, valla Giresun. Giresun çok coşkulu, çok güzelsiniz. Harika görünüyorsunuz. Orası kapalı tribün galiba, kapalı tribün. Hadi bakalım. Ama ben her zaman kale arkasıyla açığı severim, onu söyleyeyim. Şimdi dedim ki Yağmur'u görünce sevgili Cumhurbaşkanımıza dedim ki galiba Giresun kıskandı. Dün benim Bursa'da ıslandığımı gördüler, Çanakkale'de gördüler, Balıkesir'de sen mi ıslanırsın? Al sana memleketinin Yağmur'u dediler. Ben de sizinle ıslanmaya geldim. Islanmaya geldim. Yağmur'da da biriz. Karda da, çamurda da, her şeyde biriz. Ama biz bu yağmurun bereketiyle bu ülkede çok güzel işler başaracağız. Çok güzel işler. Allah'ın izniyle çok güzel işler başaracağız. Ben okuyayım mı onu? Edremitli. Ama sen Edremitli değilsin herhalde. Buralısın. Tamam. Bahçede fındığa bak, kaşıma gözüme bak. Onlar ne derse desin. Sen Bay Kemal'in sözüne bak. Bunu okuyacağım. Ekrem Kemal kol kola çoktan çekilmiş dizi. 14 Mayıs akşamı Dikoron bekler bizi. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah'ını seversen horon tek başına oynanır mı? Birisi çıkmış yıllardır diyor ki ben horonu tek başına oynayacağım. Oynanır mı? Ondan tad alınır mı? Horon tek oynanmaz. Horon ekiple oynanır. Şimdi şurayı düşünün. Şurayı çevirsek aynı yayladaki gibi. Bir halka dizsek Allah'ını seversen o halkaya girmeyen kalır mı? Herkes girer. Ya biz diyoruz ki Sayın Genel Başkanımla birazdan gelecek 13. Cumhurbaşkanımızla horonun kralını oynamaya geliyoruz. Kralını. Horonun kralını oynamaya geliyoruz. Bu horon başka horon. Bu horonun güzelliği ne biliyor musunuz? Burada horon, başka yerde halay, her şey var. Bütün bu toprakları kapsayan çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Bütün dertlerinizi biliyoruz sevgili hemşerilerim. Güzel güzel Giresunlular. Biz Allah'ın izniyle bakın memleketin güzelliği, bereketi bu yağmurdan. Bu yemyeşil memleketin bereketi bundan. Bu güzel memleketin fındığı onun için dünyada en güzel fındık. Bu güzel memleketin bütün ürünleri öyle. Ayrıca bu güzel, bu cennet vatan köşesi turizmde 10 numara bir yer. Ama hak ettiği yerde değil. Bakın, bakın burada söyledim. Türkiye'deki kişi başı gelirin neredeyse yarısını alıyor Giresun. Yarısını. Kişi başı gelirin. Giresun niye fakir olacak? Güzel anneler, güzel teyzeler, güzel kardeşler, hanımefendiler, beyefendiler. Giresun niye hakkını alamayacak? Giresun 15 Mayıs'tan sonra hakkını alacak. Alacak. Bu kardeşiniz memleketin her yerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği görevle şehirlerimizin temel sorunlarına bakın yağmur yağar, Esfiye'de sel olur, Dereli'de sel olur, Eynesir'de, Görele'de. Niye? Altyapısı yok. Yapacağız kardeşim, yapacağız. Cennet vatanın bu güzel köşesini hak ettiği yere kavuşturacağız. Bu güzel memleketin turizmden büyük bir pay alması lazım. Tarımla ilgili sorunlarıyla birebir ilgileneceğiz. Fındık hak ettiği yere gelecek, fındık. Bakın dünyanın birçok yerinde fındık üretimi var. Yapmaya çalışıyorlar ama buranın fındığını nerede üretirsen üret yakalayamaz. Memleketimizin bu güzel coğrafyasında fındık dünyadaki fiyatının bile üstünde olması lazım.
Çünkü bu fındık başka yerde yok, yok. Onun için bu anlamda burada tarımla ilgili bütün konuları ele alacak kadrolarla göreve geliyoruz. Bakın sevgili hemşerim, benim gözüm, kulağım, elim, ayağım, her bedenimle buradayım. Burada 15 Mayıs'tan sonra. 15 Mayıs'tan sonra biz zaten Türkiye'nin her yeriyle ilgileniyorduk. Ama 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Şimdi geldik ya seçimden önce ikinci kez. Göreceksiniz, daha sık göreceksiniz beni. Daha sık göreceksiniz beni. Şu meydanlara Giresunluların problemlerini konuşmaya, çözümlerini bulmaya geleceğiz. Bir de biz bunlar gibi yapmayacağız. Biz bunlar gibi o partiden bu partiden ayırt etmeyeceğiz. Geleceğiz, Giresun'un belediye başkanı hangi partiden bakmayız. Oturur onunla konuşuruz. Sorunları beraber çözeriz. Çünkü biz devletin ve milletin ahlakını taşıyoruz. Devletin ve milletin. Bizim 80 86 milyon insanımızın eşit olduğu bir Türkiye'ye vaat ediyoruz. Bu memleketin bu cennet köşesi başka yerlerle eşitlenecek, hak ettiği değere kavuşacak. Evet, biz Giresun Gümüşhane arasındaki yol problemlerini de çözeceğiz. Karadeniz'in meşhur, hiç akıllarına gelmemiş, hiç adını bile anmamışlar 21 sene. Şimdi çıktılar diyorlar ki Karadeniz demir yolunu biz yapacağız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın. Sizin öyle bir derdiniz yok. Siz nerede rant var oradasınız. Biz ise nerede fayda var oradayız. Fayda. Hayırlı işin peşindeyiz. Bereketli işin peşindeyiz. Memleketin cebindeki her kuruşun değerini bilen bir ahlaka sahibiz. Size bir şey söyleyeyim, bakın. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte milletimizin tek kuruşuna zeval gelmeyecek, tek kuruşuna. Hepsine sahip çıkacağız. Sevgili hemşerilerim, şimdi horonu en iyi bilen, kemençeyi en iyi çalan yerlerden birindeyiz, öyle mi? Öyle mi Giresun? Peki, anlaştık değil mi? Horon tek başına oynanmaz. Horon ekiple oynanır. Bizim güçlü bir ekibimiz var. Çok önemli, çok güçlü, çok değerli bir insan, devlet insanı, vicdanıyla, ahlakıyla hazır. Genel Başkanımız, yani 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Onun liderliğinde bu horona eşlik etmeye, bu ekibe katılmaya var mıyız? Horon hazır, 10 numara. Horon hazır, vallahi girer... Böyle heyecan arttırırsanız, Allah rahmet eylesin Katip Şadi, ama bulurum bir kemençeci, gelir çaldırırım burada, vallahi girer aranızı oynarım, bak söyleyeyim ben size. Heyecanımı arttırmayın. Sevgili Giresunlular, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışıp Sayın Cumhurbaşkanımıza oy, Millet İttifakı'nın milletvekillerine oy, şu kardeşinizi de anlatarak çalışmaya, oy istemeye hazır mıyız? 10 numara. O zaman bir İstanbul sözü alalım. Oradaki hemşerilerinize de iletin bu duygularınızı. Sevgili Giresunlular, beni o ekrandan görenler, kapalı tribünden beni izleyenler, sizi gidi sizi. Neyse, ama olsun, kale arkasıyla açık başkadır, bir günde buraya bekliyorum sizi, ona göre. Tamam mı? Hadi bakalım. Sevgili Giresunlular, her şey... Daha hızlı, daha güçlü. Cumhurbaşkanı,
Cumhurbaşkanımız arkada, birazdan heyecan arttıralım. Her şey! Her şey! Şimdi şu ellerinizle kalplerinizi bir gönderin bakayım. Şu ellerinizle şu kalplerinizi, o güzel Giresun'un gübgü bakan o güzel kalplerini bütün Türkiye'ye yolluyoruz. Sizi çok seviyorum.